Beylikdüzü Termik Santrali'ne sadece 1800 metre uzaklıkta Çin sermayeli Enba Hunutlu Termik Santrali inşaatı halkımızın yaşam hakkını tehdit etmeye devam ediyor. Habib Odası, Adana Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ve Türkiye Barolar Birliği'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na karşı Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı Enba Kömürlü Termik Lisans İptal Davası'nda Sugözü Kömürlü Termik Santrali'nin çalıştığı bölgede 2009 yılında 5 olan kanser vakası sayısı 2014 yılında 60'a çıkmış. Yani kanser vakaları sayısı 11 kat, kanser türleri ise %275 oranında artmış. Buna mukabil ise nüfus 18 binlerden 17 binlere düşmüştür. Çevre Mühendisleri Odası'nın Çevre ve Şehircilik Bakan Kalitesi Ölçüm İstasyonu verilerine göre hazırladığı rapor, Adana'nın 2019'da 236 gün, yani yılın %65'inde Dünya Sağlık Örgütü sınır değerleri üzerinde kömür kaynaklı partikül madde, kirli hava soluduğu belirlenmiştir. Adana ve Doğu Akdeniz bir termik santral daha kaldıramayacak kadar ağır bir kirlilik yükü altındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı açıklama raporunda İskenderun Körfezi'nin ağır bir kirlilik yükü altında olduğu belirtilmekteyken, aynı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neredeyse bitişik sayılabilecek bir mesafede, yani 1800 metre ikinci termik santralin kurulması için ÇED raporuna onay vermiştir. Kömürlü termik santraller havaya mutlaka partikül madde salmaktadır. Koronavirüs COVID-19 salgınında İtalya'nın endüstrileşmiş, havanın kirli olduğu kuzey bölgesinde COVID-19'dan ölüm oranı %12 iken İtalya'nın geri kalanında bu oranın %4,5 olduğu ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise partikül madde artışının COVID-19 ölümleri, Hollanda'da ise Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği 10 mikrogram bölü metreküp değer taban alınarak PM2,5 kirliliğinde %20 artışın COVID-19 vakalarında %100 artışa yol açtığı tespit edilmiştir. Bize hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki bir kez daha hatırlatırken, diğer taraftan doğaya sahip çıkmamızı bize bütün acımasızlığı ile anlatmaktadır. Adana merkezde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerleri altında tutulabilseydi 2019 yılında 2072 ölüm engellenebilirdi. Bu veri Adana'da her 5 kişiden birinin hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybettiğini gösteriyor. Türkiye'de ise en güncel verilere göre dış ortam hava kirliliği yılda yaklaşık 52 bin erken ölme neden olmaktadır. Yumurtalık Enba Termik Santrali ÇED raporunda yapılan ölçümlerde ise partikül madde oranı 83 mikrogram bölü metreküp çıkmıştır. Termik santraller kaynaklı partikül madde kirliliğinin COVID-19 ölüm ve vaka sayısını arttıran etkisi nedeniyle Yumurtalık Enba Termik Santral projesi iptal edilmeli. Yumurtalık Sugözü İskenderun Sarıseki Atlas Enerji Adana Tufanbeyli Enerjisa kömürlü termik santralleri derhal acilen kapatılmalı.